Şimdiki sorumuz yine bir palanga sorusu. Çünkü içerisinde sabit makara ve hareketli makara var. Şimdi makaralarımızı isimlendirelim. Duvara bağlı olduğu için sabit makara. Yüke bağlı olduğu için ikisi de hareketli makara. Bakın yüke doğru iniyor. Yüke doğru yönelenler hareketli, duvara doğru yönelenler sabit. Şimdi birçok yöntem var bu soruyu çözmek için. Hızlıca bir yöntem söyleyebilirim size. Palanga sistemlerinde ip yukarı yönlü ise kuvvet kazancı direkt makara sayısı artı 1. Kaç makara var? 1, 2, 3 artı 1 kuvvet kazancı 4. 3 tane makara artı 1 kuvvet kazancı 4. O zaman bunların hepsine çok hızlı bir şekilde kuvvet kazancı 4, yoldan kayıp 4, ip sayısı 4 şeklinde cevaplayabilirim. Böylelikle 100 Newton'luk P yükünü kuvvetini bulurken 100 bölü 4'ten 25 Newton diye hemen çözebilirim. Bu çok hızlı bir yöntem olur. Ya da bu formülü ezberlemek zorunda kalmazsanız ip sayarsınız. Şimdi yükün bağlı olduğu makara bu. Bu makaradan 1, 2, 3 ve 4 tane kol çıkıyor. Bu şekilde de yaparsınız. 4 ip demek 100'ün 4'e bölünmesi demek. 25, 25, 25 ve 25 Newton olacak her biri. Böylelikle F'in değerini de bulmuş oldum. F 25 Newton. Peki yoldan kayıp olayı ne olacak? Ben biliyorum ki kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Kuvvetten kazanç 4 ise yoldan kayıp 4'tür. Bu ne demek? Sen ipi 4 metre çekersin ama yük 1 metre yükselir. Bu oran devam eder. 40 metre çekersin 10 metre yükselir. Her zaman sen yoldan kayıp vermek zorundasın. Neden? Farz edin ipi 12 metre çektiniz. Bu 12 metreyi yukarı çıkardığınızda yük acaba kaç metre yukarı gelecek? Nasıl bileceksiniz? Sizin 12 metreniz kaç ipe paylaşılacak? 4 ipe paylaşılacak. O yüzden 12 bölü 4'ten 100 yukarı sadece 3 metre çıkar. Bu soruda böylelikle bitmiş olduk.